Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Gündemin ilk sırasında hem Türkiye'yi hem de yakın coğrafyamızı yakından ilgilendiren haber var. Amerikan Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yine Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford dün Ankara'ya gelmişti. Gelmeden hemen önce de Türkiye'ye PYD'yi koruma sözü verirseniz Suriye'den çekiliriz mesajını göndermişlerdi. Bu bir tuzaktı ve o tuzak bozuldu. Üçlü Ankara'dan geldikleri gibi eli boş döndü. Şimdi kartlar yeniden karılıyor. Bugün artık gözler tümüyle Ankara-Moskova hattına çevrilmiş durumda. Sabah saatlerinde konuşan ilk isim Mevlüt Çavuşoğlu'ydu. Başkan Erdoğan'ın çok yakında Rusya'ya gideceğini ve Putin'le bir araya geleceğini söyledi Çavuşoğlu. Yanıt veya teyit desek sanki daha doğru olacak. Kremlin'den geldi. Kremlin'de resmi açıklamada tarihi randevu için yine çok yakında ifadesi kullanıldı. Eğer olan bitene bir düğüm dersek ki artık buna gönül rahatlığıyla diyebiliriz. İşte o düğüm diplomasi diliyle çok yakında Rusya'da Erdoğan-Putin zirvesinde çözülecek. Çok yakında Suriye topraklarındaki bu terör örgütlerini etkisiz hale getirmek üzere harekete geçeceğiz. Askeri harekatın eli kulağında. Hazırlıklar tamam. Ankara hem masada hem sahada anlayışıyla süreci yönetiyor. Amerikalı heyette de bu nedenle masaya oturuldu. Suriye'deki terör koridoru içerisinde yer alanlar bir defa gerekli olan dersi alacaklardır. Bizim için YPG ile PYD ile PKK ile DAEŞ'in arasında en ufak bir fark yoktur. Başkan Erdoğan'ın meclisteki grup toplantısından verdiği mesajlar açıktı. Aynı dakikalarda Bolton külliyede görüşme yapıyordu. Onun İsrail'de sarf ettiği skandal sözler de elbette Erdoğan'ın hedefindeydi. Suriye'de Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, en onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır. Bolton kırmızı dosyaları koltuğunun altına kıstırıp hemen Amerika'ya döndü. Ama Genelkurmay Başkanı Dunford Ankara'da kaldı. Gece saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya geldiler. Akar'ın görüşme öncesinde elinde taşıdığı kara kaplı defterde teröristlerin bölgedeki faaliyetleri ve Türkiye'nin bu tehdidi bertaraf etmek için atacağı adımlar yazılıydı. Kapılar kapandı ve Dunford'la hem Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi hem de bölgedeki teröristlere yönelik Türkiye'nin başlayacağı harekatın teknik detayları konuşuldu. Hulusi Akar, Münbiç konusunda da varılan mutabakatın bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Yani Amerika eğer bunları Kürt kardeşlerimiz olarak değerlendiriyorsa burada çok ciddi bir yanılgı içerisindeler. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise yaşanan son gelişmelerle ilgili sabah saatlerinde Meclis Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi. Çekilmekte ABD'nin bazı zorluklar olduğunu görüyoruz. Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar angaje olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor. ABD'nin karşı karşıya kaldığı zorluklardan bir tanesi bu. Kinayeli konuştu bakan. Hem Münbiç hem de Fırat'ın doğusundaki terörist varlığına son vermek için kararlı olunduğunun altını çizdi. Adımlarımızı nasıl Afrin'de attıysak, nasıl Fırat Kalkanı'yla yine Fırat Nehri'nin batısında, Cerablus bölgesinde ve Elbab'a kadar adımlarımızı attıysak, Fırat'ın doğusunda da bu adımları atmaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz. Dışişleri Bakanı Başkan Erdoğan'ın yakın bir zamanda Putin'le bir araya geleceğini belirtti. Kremlin bu açıklamayla eş zamanlı olarak kısa süre içinde buluşmanın gerçekleşeceğini duyurdu. Türkiye diplomasi masasının bir yanında Suriye düğümünü çözmek adına başrol oynuyor. Aynı masanın bir başka yanında ise kaçak FETÖ'cü teröristlerin iadesi üzerine çok yoğun mesai devam ediyor. Başkan Erdoğan işte o firari FETÖ'cülere seslenirken kurdu burada yazılı cümleyi. Sonunuz geldi dedi. FETÖ ile başının da önünde sonunda mutlaka Türkiye'ye getirileceğini söyledi. Buyurun, buyurun. Tüm FETÖ'cülere sesleniyorum. Artık sonunuz geldi. Gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı. Başınızdaki FETÖ denen adamın arkasındakiler ne zamana kadar arkasında durur bilemem. Ama eninde sonunda o da gelecek. Firari FETÖ'cülere böyle seslendi. Korkunun ecele faydası yok dedi. Elebaşılarınızın bir kısmı sizleri kelimenin tam anlamıyla satarak rahatça yaşayabileceklerini düşündükleri yerlere kaçtılar, kaçıyorlar. Ama hiç heveslenmesinler.
Hepsini de saklandıkları deliklerde bulup birer birer adaletin karşısına çıkartacağız. Cezaevlerinde olup da hala esip külleyen örgüt mensuplarının yaptıkları iş neye benziyor biliyor musunuz? Mezarlıkta ıslık çalmaya benziyor. Korkunun ecele faydası yok. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuştu. FETÖ'yle mücadelede 31 Mart seçimlerini işaret etti. FETÖ'yü kamudan büyük ölçüde hamdolsun tasfiye ettik. Belediyelerdeki son kalıntıları da inşallah 31 Mart itibarıyla milletimiz tarafından tasfiye edilmiş olacaktır. Bir kez daha yatay mimari uyarısında bulundu Başkan Erdoğan. Biz medeni olmayı bileceğiz ki o beton yükselişlerde değil, toprağa yakın olma şeklindeki mimari anlayışımızda bulacağız. Ben bu noktada Çevre Şehircilik Bakanıma da söylüyorum. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın. Yıkmaksa yıkacağız. Plastik poşet uygulamasının önemine değindi. Biz file kullanalım. Biz bez torba kullanalım. Ve bu bez torbayla, fileyle biz kampanyamızı yapalım. Asla naylon poşet biz kullanmayacağız. Başkan Erdoğan yasaklanan kenevir üretimine yeniden başlanacağını duyurdu. Anacığım, evde file dokurdu file. Bunlar kenevirden yapılıyordu. O bize dost görünen düşmanlar ülkemden, Rize'mden keneviri söküp aldılar. Ve biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Yeniden bunu üreteceğiz inşallah. Bu arada yarına dair bir notu da aktaralım. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu adaylığının açıklandığı gün Başkan Erdoğan'ı ziyaret etmek istediğini söylemişti. Erdoğan da buyursun gelsin demişti. Randevu yarın gerçekleşecek. Başkan Erdoğan CHP adayı İmamoğlu'nu yarın saat 17'de külliyede kabul edecek. Ekonomi başlığında bir dizi müjdeli haberle devam edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD zirvesinin konuydu bugün. Orada konuştu. Küçük ve orta boy işletmeler için yarını işaret etti ve büyük bir müjdemiz var dedi. Bakan Albayrak'ın gündeminde kuru kurşun gibi kullanmaya çalışanlar da vardı. Saldırıların püskürtüldüğünü söyledi. KOBİ'lerimiz için çok önemli bir kredi paketini açıklayacağımızın da önden müjdesini burada vermek istiyorum. Müjdeler peş peşe geliyor. Ekonomi yönetimi KOBİ'ler için yeni bir finansman paketi hazırladı. Reel ekonomimiz açısından çok önemli. Özellikle son çeyrekte yaşanan bu likidite daralmasını oluşacak bu likidite ile piyasanın yavaş yavaş çok daha etkin ve aktif bir şekilde toparlanmasını daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD genişletilmiş başkanlar toplantısında konuştu. Kur, faiz ve enflasyon atağının püskürtüldüğünü söyledi. Bütçe disiplini konusunda sıkı duruşun devam edeceğinin altını çizdi. Mali disiplin bugüne kadar ekonomik başarılarımızın en önemli çıpalarından biri oldu ve bu şekilde de kalmaya devam edecek. Bundan 16 yıldır AK Parti iktidarlarında her daim olduğu gibi bundan sonra da kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir şekilde yepte ortaya koyduğumuz hedeflerden taviz vermek yok. Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası'nın genel kurulunu öne almasıyla ilgili yapılan spekülasyonlara da yanıt verdi. Nisan yerine Ocak'ta bu karın hazineye devrilmesinin temel acı, etkin nakit yönetimi kapsamında piyasaya likiditenin çok daha hızlı bir şekilde sunulmasıdır. Ve Başkan Erdoğan dünkü AK Parti toplantısında kredi kartı borcu olanların yapılandırılacağı, buna imkan verileceğini müjdelemişti. Detayları belli oldu. Açıklamanın faiz oranlarına dair fikir versin diye bir tablo hazırladık. İki tablo. 5 bin lira için. Mesela 5 bin lira borcunuz var ve gidip kredi çekeceksiniz 5 bin lira için. Ne kadar ödeyeceksiniz? Bunu hazırladık size. 24 ay vadeli %1,10 faiz. Aylık taksiniz 244 lira olacak. 36 ay olursa vade faiz biraz yükseliyor. %1,20'ye çıkıyor. Aylık taksiniz 178 lira olacak. 5 bin lira için tekrar ediyorum. Vade 48 ay olursa 145 lira ödeyeceksiniz. Vade eğer 60 ay olursa 125 lira ödeyeceksiniz. 5 bin lira için. Bir de 10 bin liraya bakalım. Diyelim ki 10 bin lira borcunuz var. 10 bin lira kredi çektiniz. Onun için ise vade 24 ay ise faiz yine aynı 1,10. Aylık taksiniz 488 lira olacak. 10 bin lira için. 36 ay olursa faiz yükseliyor. %1,20.
20 oluyor. Aylık taksiniz 357 lira olacak. 48 ay vadede ödemek isterseniz 10 bin lirayı 290 lira ödeyeceksiniz. Aylık taksit olarak 60 ayda ödemek isterseniz 250 liraya denk gelecek. Peki bu kredileri almak için hangi belgeler gerekiyor? Başvuru nasıl yapılacak? Özlem Aktay araştırdı. Kredi kartı borcunuz var mı? Olmaz mı? Başvuracak mısınız yapılandırma? Tabii ki, tabii ki. Cumhurbaşkanının yaptığı bu uygulamayı bir vatandaş olarak destekliyoruz. Böylece ayağını da yorganına göre uzatıp bundan sonra rahat bir nefes alacak. Kredi kartına borcu olanlar, ödemekte zorlananlar. Kredi kartları ile ilgili müjdeyi Başkan Erdoğan verdi. Ziraat Bankası borcunu kapatmak isteyenlere düşük faizle kredi vermeye başladı. Çok iyi olacak. Buna sevindik. Vatandaş için çok iyi olacak. Normalde diğer bankaların faiz oranları çok yüksek. Bunları biliyoruz. İki farklı faiz olacak. Faizi de sizin vade süreniz belirleyecek. Öncelikli olarak 24 aya kadar faiz oranı 1.10 olacak. Eğer siz borcunuzu 60 aya kadar yapılandırmak isterseniz de işte orada faiz oranı 1.20 olacak. 10 bin liralık borcunu 1732 lira faiz vererek ödemiş ve kurtulmuş olacak. Bu yapılandırma olmasaydı bu vatandaşımız da borcunu ödeyemediği için gecikmeye düşecekti. 10 bin liralık borcu 17.920 lira olacaktı. Tabii ki iyi olur düşük faizde. Devletin bu konuya bu şekilde el atması vatandaş için çok olumlu bir durum. Kredi kartları da iptal olacak ödemeden sonra. Doğru. Zaten bütün borcunuzu ödedikten sonra kartı da kapatacaksınız. Böylece sorunlu kartlarınızdan kurtulacaksınız. Kart borcu yüzünden yasal takibe takılanlar yapılandırma dışında kalıyor. Borcunu kapatmak için kredi çekenlerin eski kartları ise iptal olacak. Kredi kartı borcu yapılandırmasında bir üst sınır yok. Ancak banka müşterisinin tüm borçlarına bakacak ve o borçlardan ne kadarını ödeyip ödeyemeyeceğine karar verecek ve ona göre bir ödeme planı çıkartacak. Burada bir gelirinizin olması da isteniyor. Yani çalışmanız, maaşınızın olması isteniyor. Zaten başvurduğunuzda kredi kartı ekstresiyle beraber maaş bodrosu ve çalıştığınıza dair belge de istenecek. Başkan Erdoğan'ın bugün Ankara'da yerel yönetimler sempozyumunda konuşurken verdiği mesajları aktardık az önce ama bir önemli mesajı daha var ki ayrı bir parantez hak ediyor aslında. O mesajın adı oy göçü. Erdoğan oy için göç hareketine vurgu yaptı konuşmasında. Özellikle büyük kentlerden köye hemşehri transferi yapıldığına dikkat çekti. Bindirilmiş kıtalarla seçim kazanılmaz dedi. Sümeyye Yılancı bugün muhtarlarla bir aradaydı. Oy göçü gerçeğinin perde arkasını araştırdı. Erdoğan'ın dile getirdiği şikayeti bir de muhtarlar cephesinden dinledi. Oyunuzu nerede kullanacaksınız? Burada kullanacağım. Nerede oturuyorsam orada. Yaklaşık bir ay evvel geldim Rize'den. Benim orada arkadaşlarım sırf muhtardan sebep en az bildiğim 12-13 kişi kaydını çay eline aldırıyor. Her yerel seçim döneminde Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna yeni bir göç dalgası başlıyor. Seçim göçü. Bizim amcaoğlunun kazanması lazım. Veya bizim aşiretten filancanın kazanması lazım. Ne yapalım? Ankara'dan, İstanbul'dan bir göç yapalım. Değerli arkadaşlar, böyle bir şey olamaz. 31 Mart seçimleri yaklaşırken de büyük şehirlerde gizliden gizliye yine böyle bir çalışma başladı. 11.050 olan seçmen sayımız 10.677'ye gözüküyor şu an. Tabii 17'sinde tam da netleşecek bakalım ne kadar girdi ne kadar çıktı. Adresi oraya alayım orada kullanayım sonra buraya geleyim burada hizmet alayım. Yok öyle ama yok. 4 Ocak'ta askıya çıkan bu seçmen listeleri için son adres değişikliği 17 Ocak. Buraya kadar sorun yok. Asıl sorun şurada başlıyor. Adreslerini değiştiren o kişiler aslında bunu geçici süreyle yani seçime kadar yapıyor. Çünkü asıl niyet burada eşi dostu ya da akrabası için oy kullanmak oluyor. Yani aslında onlar Çengelköy'de yaşarken memleketlerinde oy kullanıyor. Kısacası burada hizmet görüp başka bir yerde başka birine oy veriyor. Bu da hem geçici göç veren hem de göç alan noktalarda seçimin kaderini değiştiriyor. Etik bir olay değil. Neden etik bir olay değil? Çünkü sonuçta gelecekler dönüş bir ay sonra belki tekrardan burada yaşamaya başlayacaklar. Ve hizmeti burada almaya başlayacaklar. Bütün hizmet bana burada oluyor. Çöpüm alınıyor, suyum akıyor, yolum temizleniyor, vesayetim iyi. Şimdi gideceğim oraya, 31 Mart'ta oyumu kullanacağım. 1 Nisan'da tekrar kaydımı buraya alacağım. İş mi bu?
kendi kendimi kandırmış olurum. İnsanlar toplanıp otobüsler kaldırılıp götürülüyor. Tabii. Yani bu anlamda zaten biz özellikle bizim ilçe başkanımız, ilçe belediye başkanımızı biz özellikle uyardık. Dernekler bu konuda toplu bir şekilde gidişle ilgili eğer otobüs isterse lütfen bu konulara dikkat edin ve otobüs vermeyin diye biz muhtarlık bir nasihatta bulunduk yani. Ve 31 Mart öncesinde seçim göçünün önüne geçilebilmesi için hükümet de devrede olacak. Bundan sonra biz bu tür şeyleri İçişleri Bakanlığımızla da daha yakın takibi alacağız. Böyle bir demokrasi olmaz. Taşıyalım gidelim, bindirilmiş kıtalarla seçim kazanalım. Olmaz böyle şey. Pul bibere kırmızı boya ve talaş, karabibere ince inşaat kumu katıyorlar. Baharattaki akıl almaz hileler. Birazdan ATV Ana Haber'de. Efendim ana haber bültenimizde, yayın akışımızda tam bu dakika itibariyle bir haber olacaktı. Yerine bir duyuru yapmamız gerekiyor o haberin. ATV'de gündüz kuşağında yayınlanan programın konusunu günlerdir ekrana haber değeri olduğu için taşıyorduk. Bugün de taşıyacaktık. Hazırlıklarımızı da ona göre yapmıştık. Haber aslında var. Ama haberin içeriğini söylememiz, Kocaeli Körfez Suç Ceza Hakimliği'nin hükmü ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun kararı gereğince akşam saatlerinde yasaklandı. Kararda aynen aktarıyorum. Şöyle deniyor, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medyayla internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının basın kanununun 3/2 maddesi gereği yasaklanmasına karar verilmiştir. Cümle bu. Bu nedenle işte o haberi ekranlarınıza taşıyamıyoruz. Hatta o programın ismini de veremiyoruz ve susuyoruz. Bir kadının yardım çığlığı, boşanmak istediği eşi evini kurşunladı, hatta bomba attı. Şimdi ölüm korkusuyla yaşıyor. Biraz boyu biz silah sesleri altında yaşadık. Birazdan ATV Ana Haber'de. Dün gece ATV Ana Haber'de görüş mesafesini bir metreye kadar düşüren Erzurum'daki şiddetli kar fırtınası canlı yayını getirmiştik ekranlarınıza. Kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi. İzleyeceğiniz haberde Erzurum dahil 30 kenti etkisi altına alan kar fırtınalarının eşine benzerine ender rastlanan görüntüler. Vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Biz de ayakta durmakta güçlük çekiyoruz gördüğünüz gibi. İnanın çok soğuk bir hava var burada. Aralıksız yağan kar Erzurum'da hayatı durma noktasına getirdi. Tipi o kadar kuvvetliydi ki yaya halde ayakta durabilmek neredeyse imkansızdı. Göz gözü görmüyor. Mesafe çok düşük. Büyük bir tipi var. İlk defa Erzurum'da böyle bir şey görüyorum. Kar dizlerime kadar gelebiliyor. Tabii fırtınanın şiddeti saatte 100 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Burada yoğun bir şekilde şiddetli bir fırtına var. Araçlar ilerlemekle güçlük çekiyor. Sadece Erzurum değil, birçok kentte de manzara aynıydı. 30 kentte kar ve dondurucu soğuk nedeniyle okullar tatil edildi. Hakkari'de tatil haberini okulda alan öğrenciler evlerine geri dönerken adeta kardan adama döndü. Erzincan'da otomobil kara saplandı. Yardımına off-road ekipleri koştu. Bingöl'de ise durum çok daha vahimdi. Minibüste mahsur kalan 25 kişi, Siirt Kartel Tepesi'nde ise 5 kişilik bir aile aracın içinde neredeyse donmak üzereyken kurtarıldı. Bebekler var, çocuklar var. Aksaray Cumali Köyü'nde doğum sancıları tutan genç kadın hastaneye varamadan paletli ambulansla doğum yaptı. Tokat'ta ise 63 yaşındaki kalp hastası kadına ulaşmak kolay olmadı. Ekipler onu karlı yollarda 6 saat sonra hastaneye ulaştırabildi. Bursa'da dağcılar -30 derecede Uludağ'ın zirvesine tırmandı. Adanalılar da 3 yıl aradan sonra yağan karın sevincini yaşadı. Beyaz yağmur mu lan? Hatırlayacaksınız Üsküdar'da bir itfaiye yeri yangın söndürme çalışması sırasında 2 katlı binanın çatısından düşmüştü. Görüntüleri yürek parçalayıcıydı. Ekranınıza taşımıştık, hep beraber izlemiştik. O itfaiye yerinden haber var. Mesut Çiftçi'nin özel haberi.
Yangını söndüren itfaiye eri iki katlı binanın çatısından böyle düştü. İtfaiye eri Hakan Güney 6 metre yüksekten beton zemine düştüğü sırada kameralar kayıttaydı. Her şey işte bu görüntüyle başladı. Üsküdar Paşa Limanı'nda deniz kıyısındaki iki katlı binanın tepesinden bir anda alevler yükseldi. Hakan Güney ve arkadaşları ihbarı alır almaz Paşa Limanı'na ulaştı. Hemen çatıya yöneldiler ve dakikalar içinde yangını kontrol altına aldılar. İşte ne olduysa yangın kontrol altına alındıktan sonra oldu. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına geçildi. O sırada Hakan Güney bastığı zeminin ne kadar dayanıksız olduğunu fark edemedi ve bir anda kendisini aşağıda buldu. Hakan Güney'in yardımına ise gözyaşları içindeki meslektaşları koştu. Çatıdan düşen itfaiye eri Hakan Güney'in bilinci açıktı ama kımıldayamıyordu. Yardımına koşan arkadaşlarının yaşadığı panik de kameralara böyle yansıdı. O sırada kahraman itfaiyecinin kahraman meslektaşları çatıda görevlerini yapmaya devam ediyordu. Yerde yatan itfaiye eri Hakan Güney ise hemen yangın mahallinden çıkarıldı. Ya çevir, boğazından şunu kaçmasın. Sakin ol Hakan, sakin. Yaralı itfaiye eri için çok acil ambulans gerekiyordu. Paşa Limanı'ndaki panik anları ambulans gelinceye kadar devam etti. Acil buraya gel çabuk şeye, Paşa Limanı getirsin. Çok acil, hızlı. Ambulansın gelmesiyle beraber Hakan Güney hemen hastaneye kaldırıldı. Omurgalarından bir tanesinde bir kırık var. 4 tane kaburgasında kırık var. Doktorlar 6 metre yüksekten düşen Hakan Güney'in yaşamasını mucize olarak tanımladı. Hastanın kendisine de söyledim. Yani 6 metreden düşüp de bu kadar basit atlatmak oldukça bir avantaj. Kahraman itfaiye eri birkaç aylık tedavinin ardından yine görevinin başında olacak. Abi dur, fediye bırakın. Kocaeli'den bir haber. Bir servis şoförü park ettiği aracın e-frenini çekmeyi unuttu. Yaptığı hatayı fark etti ama artık çok geçti. Hızla ilerledi minibüs ve bir fabrikanın bariyerini aşıp olanca hızıyla içeri girdi. 4 kişi yaralandı. ATV görüntülü ihbar hattına ulaşan o anı izleyeceksiniz. El freni çekilmeyen minibüs fabrikaya daldı. Akıl almaz kaza Kocaeli Gebze'de kayda geçti. Bak araba tam arkasına hareket etti. Sürücü iş yerine ait servis aracıyla fabrikaya personel getirdi. Ancak araçtan inerken el frenini çekmeyi unuttu. Burada gördü. Koş. Görse ne olacak ki? Allah yolunu açık etsin. Arkasından koşsa da yetişemedi. Yokuş aşağı hızla hareket eden servis başka bir fabrikanın bariyerini aşarak içeri girdi. Kazada biri ağır 4 işçi yaralandı. İhmalkar sürücü ise gözaltında. İki mucizenin haberiyle devam edeceğiz. İlki Hindistan'dan. Bir mağaza açılışı sırasında uçan balonlar patladı. Bomba gibi. Facianın eşiğinden dönülen o an. Bütün kameralar kayıttaydı. Uçan balonlar bomba gibi patladı. Onlarca kişi yanmaktan son anda kurtuldu. Görüntü Hindistan'daki bir mağaza açılışında kaydedildi. Onlarca kişi merakla düzenlenen organizasyonu izliyordu. Ne olduysa o an oldu. Çalışanlardan birinin elindeki balonlar tavandaki spot ışıklarına dokununca büyük bir gürültüyle patladı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Tek teselli ise can kaybı yaşanmaması oldu. Yine bir görüntü, yine Hindistan'dan, yine bir mucize anı. Bu kez yolun ortasında duran bir kadın o mucizenin konusu. O kadına kamyon çarptı. İşte sonrası. Yolda duran kadın kamyonun altında böyle kaldı. Kadın büyük şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Yer Hindistan. Yol ortasında duran kadın arkadaşını bekliyordu. İşte tam o anda geri manevra yapan çöp kamyonunun şoförü onu fark etmedi ve çarptı. Kadın ne olduğunu bile anlamadan kamyonun altında kaldı. Kazayı fark edenler hemen yardıma koştu. Çevredekiler kamyon şoförüne tepkiliydi. Üzerinden kamyon geçen kadınsa hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı ve bu kazayı yaralanmadan atlattı.
bir kadının yardım çığlığı. Boşanmak istediği eşi evini kurşunladı, hatta bomba attı. Şimdi ölüm korkusuyla yaşıyor. Biraz boyu bir silah sesleri altında yaşadık. Birazdan ATV Ana Haber'de. Çoğumuzun başına en az bir kez gelmiştir. Anahtarımız evde kalmıştır ya da kaybolmuştur. Eğer yedeği yoksa ilk başvurduğumuz kişiler de çilingirler. İşte o durumlarda logolu çilingiri çağırmaya dikkat edin. Ne demek bu? Birazdan izleyeceksiniz. Çünkü onlar çilingirler odasına kayıtlı. Emniyet tarafından takip edilen güvenilir kişiler. Eğer korsan bir çilingir çağırırsanız başınıza dert açabilirsiniz. Çünkü anahtarınızın yedeklenmesi söz konusu. Yani korsan çilingirler size pahalıya patlayabilir. Anahtarınızı evde unuttuğunuz oldu mu hiç? Arada bir de olsa insanlık hali unutuyoruz tabii. Ne yapıyorsunuz bu durumlarda? Çilingir çağırıyorum. Gelip açıyorlar. Peki nereden buluyorsunuz o çilingirin iletişim bilgilerini? İnternetten. Çilingir çağırırken korsan değil, logolu çilingir çağırın. Çünkü onlar hem çilingirler odasına kayıtlı hem de emniyet tarafından takip ediliyor. Bu çilingir daha sonra evinizin kilidini değiştirdi gitti. Bir tane yedek anahtar da cebinde varsa, gelip o evi soyarsa bunun sorumlusu kim? Diyelim ki çilingiri çağırdınız, evinize kadar da geldi. Peki güvenilir olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? İlk bakmanız gereken şey anahtarcılar ve çilingirler odası tarafından verilmiş bir kimlik kartının olup olmadığını kontrol etmek. Hiç tanımadıkları insanlara kesinlikle itibar etmelerini istiyorum ben. En azından bir ticari tanesi olan, belgesi olan bir anahtarcıya giderim yani. Bir arkadaşımız kapısını açtırdı. 6 ay sonra o çilingirin herhalde anahtarıyla soygun yapıldı. Korsan çilingirler kapıyı maymuncukla açamadığı için kilidi söküp yerine yenisini takıyorlar. İşte bu yüzden 75 liralık bir işlem size pahalıya patlıyor. Cebinizden tam 250 liranız çıkıyor. Örneklerini yaşadık. Gelip de kapıyı açamayıp ücreti alıp gidenler de var. Tutup da bir korsana evimi açtıracak değilim. Gelen kişinin en azından kimliğini, ehliyetini kontrol etme ihtiyacı hissederim. Denizler doludu korsancılık. Ama şimdi kara doluyor bu korsancılık. Kapıda kaldım ama yardımcı olabilir misiniz? Adres neydi? Siz çilingir misiniz peki yoksa başka işler de yapıyor musunuz? Çilingiriz. Anahtarcılar odasına kaydınız var mı acaba? Var efendim. Odaya kayıtlı olduğunuz numarayı verir misiniz rica etsem? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Şaka mı yapıyorsunuz? Telefon yüzümüze kapandı. Anahtarcılar odası olaraktan vatandaşlara kimlik kartı veriyoruz. Oda kaydını kesinlikle ve kesinlikle vatandaşlarımızın sormalarını önemli rica ediyoruz. Şimdi Malatya'dan gelen bir yardım çığlığına kulak vereceğiz. Eşinden şiddet gören Sevkan Ordu. Çocukları da şiddete maruz kalınca çaresiz baba evine döndü. Boşanma davası açtı. Ancak iddia o ki eşi boşanmaya yanaşmadığı gibi tehdit etmeye hatta saldırmaya başladı. Defalarca polise gitti 31 yaşındaki iki çocuk annesi. Tek isteği var. O da bir gün öldü diye haberinin yapılmaması. Manşet olmak istemiyorum. Öldü diye. Ve ailemden birini katletmesini istemiyorum. Ölmekten korkuyor çünkü aylardır tehditler alıyor, saldırıya uğruyor. Silah sıkıyor işte, ses bombaları atıyor, havai fişekler atıyor. Malatyalı Sevkan Gül, 2003 yılında Özkan Ordu ile hayatını birleştirdi. İddia o ki evlendikten hemen sonra da şiddet görmeye başladı. Tek şiddet gören o değildi. Hap kullanıyordu, esrar içiyordu. Şiddet sürekli vardı zaten. Annesini dövdü, babasını bıçakladı, onlara da tehditler, hakaretler. Çiftin iki çocukları oldu. Genç kadın evlatları için devam ettirdiği evliliğini eşi onlara da şiddet uygulayınca bitirmeye karar verdi. Baba evine sığındı. Ne olduysa ondan sonra oldu. İddiaya göre boşanma davası açtığı eşi önce tehdit etti, sonra da... İlk önce arabamızın lastiğini kesti otoparkta. Sonra arabamızı kurşunladı. Abimin evini kurşunladı. Dükkan yandı. Bütün aile hedefti. Korkudan dışarı çıkamaz hale geldiler. Evlerinin, iş yerlerinin çevresini güvenlik kameralarıyla donattılar. Saldırıların görüntülerini delil göstererek şikayetçi de oldular. Ancak henüz sonuç alınamadı. Genç kadının tek isteği var, mahkeme bitene kadar kimsenin zarar görmemesi. Cezasını çeksin, yaptıklarının cezasını çeksin. Ben ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum. Güzel habere, haberlere ihtiyacımız var elbette hepimizin. Yağmur Bebek işte o güzel haberin öznesi olacak bu arada.
doğuştan %95 işitme kaybıyla dünyaya gelmişti Yağmur bebek. Tek çözüm yolu biyonik kulaktı. 18 aylık Yağmur'a bugün işitme cihazı takıldı. İlk test yapıldı. Kameralar da oradaydı. İşte Yağmur bebeğin seslerle ama en güzeli de annesinin sesiyle tanıştığı o anlar. Anneciğim, aşkım, ver. Yağmur bebek 18 ay sonra ilk kez sesini duydu. Dünyalar annesinin oldu. Yağmur. İzmirli Ünal ailesinin kızları Yağmur aynı abisi gibi %95 gibi büyük bir oranda işitme kaybıyla dünyaya geldi. Doktorlar duyması için tek çözüm biyonik kulak deyince 18 aylık bebeğe ameliyatla işitme cihazı takıldı. Rahatsız olmayacağı en yüksek seviyeyi ayarlıyoruz. Evet. Ameliyatın ardından yapılan teste Yağmur bebek ilk kez annesinin sesini duydu. Yağmur, anneciğim, aşkım, ver. Yağmur'a önce elektronik sesler, sonra gerçek sesler dinletildi ve tepkisi ölçüldü. İşitme testinin sonucu olumluydu. 18 aylık Yağmur bebek duymaya başladı. Bundan sonra yavaş yavaş sesleri ve konuşmayı öğrenecek. Annesi şimdi sabırsızlıkla kendisine sesleneceği anı bekliyor. Ve sırada görüntüsüyle öne çıkanlar var. Way to improve efficiency. Uykusuzluğun çalışanlarda verimi düşürdüğü bilinen bir gerçek. Mesai saatinde uyuklamaksa sizi işinizden bile edebilir. Some companies have even added naps. Ama Japonya'da bu olasılık tamamen ortadan kalkacak gibi görünüyor. Çünkü bazı şirketler verimi artırabilmek için mesai saatlerine bir de uyku molası ekledi. Çalışanlar mola vakti geldiğinde kendileri için hazırlanan odalarda uyuyor. Sonra da kaldıkları yerden işlerine devam ediyorlar. Japonlar müzelerini de çağa uyarlayanlardan. Bu da dünyanın en büyük dijital müzesi. Tasarımıyla hayal dünyasının sınırlarını zorluyor. Ziyaretçiler içeride dijital şelalelerden geçip ışık saçan kuşlara dokunabiliyor. Hatta kendilerini bir anda hayvanlar aleminde bulabiliyorlar. Paraşütçü Jeff Corliss kendine yine çok zorlu bir rota seçti. Amerikalı paraşütçü bu kez İtalya'daki bir kanyonda yarasa kıyafetiyle süzülürken ortaya çıktı. Profesyonelliği sayesinde de bu tehlikeli deneyimi hiçbir sorun yaşamadan tamamlamayı başardı. Miyoplar dünyayı acaba nasıl görüyor sorusunu cevaplayabilmek miyop olanlar için bile zor. Merak edenler içinse cevap işte tam da burada. Güney Afrikalı bir ressam miyopların dünyayı nasıl gördüğünü yağlı boyayla tablolara resmetti. Ortaya da bu kareler çıktı. Buz tutan gölde avlanmak isteyen balıkçı Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. Buzu kırabilmek için teknolojinin nimetlerinden faydalanmak istedi. Ama o sudan balık alamadan su ondan kullandığı aleti aldı. Tamam, bağırmayın hanımefendi, bu şekilde bağırmanız size bir şey ifade etmiyor. Bağırmayın. Bir sakin olun. Trafik polislerine gösterdiği tepkiyle günlerce Türkiye'nin gündeminde kalan akademisyen Özlem Atan Tarlacı'ya Japonya'dan rakip çıktı. Havalimanı personeline öfkelenen kadın sorunu bir türlü çözülemeyince çileden çıktı. Böyle tepki gösterdi. Birazdan duyacaklarınıza inanmakta güçlük çekebilirsiniz. Çünkü olanların akıl ya da vicdanla izah edilecek bir yanı yok. Mesele gıda terörü. Gıda sahtekarlığının hedefinde mutfağımızdan eksik etmediğimiz iki baharat var. Pul biber ve karabiber. Bakın pul biber ve karabiberin içinden neler çıkabilir?
içindekiler nedir sizce? Karabiber, pul biber. Emin misiniz? Evet. Eminim, kırmızı bir renk. Bu inşaat kumu, bu da talaş. Aa, vallahi ki. Ciddi mi? Ama hiç belli olmuyor. Hileli olanla gerçeğini ayırt etmek imkansız. Çünkü sahtekarlığın, vicdansızlığın bini bin para. Gıda teröristlerinin bu işe başladıkları yerse pes dedirtiyor. Sahte pul biber yapımında kullanılan malzemeleri toplamaya geldik ve ilk durağımız bir marangoz oldu. Evet, yanlış duymadınız. Çünkü gıda sahtekarları pul biber yerine işte bu elimde gördüğünüz talaşı kullanıyor. Para kazanmak için insanları dolandırıyorlar. Sağlığımızla oynuyorlar. Şu anda da bir inşaatın önündeyiz. Çünkü gıda hilesi sadece pul biberde değil, karabiberde de var. Gıda sahtekarları işte bu gördüğünüz inşaat kumunu karabiber yapımında kullanıyor. Vallahi ne yediğimizi hiç bilmiyoruz. Peki o gıda sahtekarları bu hileleri nasıl yapıyorlar? Şimdi onu göreceğiz. Malzemelerimizi hazırladık. Neler var elimizde? Pul biber var. Gıda boyası var. Talaş var. Karabiber içinde kum var. Biraz gıda boyası katıyorlar. Pul biberle beraber. Bu şekilde yoğurup karıştırıyorlar mı? Evet. Ayrıca üstüne de en son bundan sonra zeytinyağını, daha doğrusu ayçiçek yağını karıştıraraktan bol bol bir şekilde bulamaç haline getiriyorlar. Ne kadar bir kısmı pul biber, ne kadar bir kısmı talaş oluyor? Talaş bunda %50'den fazla şu anda. Talaşın içerisine çok az gıda boyası ve çok az da pul biber karıştırdık ve bu hali aldı. Aradaki farkı anlamak gerçekten mümkün değil. Gerçek pul bibermiş gibi duruyor. İşte bize pul biber diye bildiğiniz talaş yediriyorlar. Belli bir karabiberle bunu karıştırabiliyorlar. Bildiğiniz inşaat kumu yani. Tabii. Bunu bir de elekten geçirdikten sonra bir fark çok zor bulmaları. Karabiberde de aynı şekilde bakın inşaat kumuydu ne hale geldi. Çok az karabiber ekledik ve şimdi aradaki farkı anlamak mümkün değil. Bu insanlarımızın vicdanına kalmış işte, biz de bunları pul biber ve karabiber olarak yiyoruz. Kandırılıyoruz demek ki. İşin kötüsü uzmanı bile doğrusunu ayırt etmenin pek de mümkün olmadığı görüşünde. Tüketicinin anlaması çok zor. İlk bakışta çok çok zor. Tadından kokusundan anlamak mümkün değil mi? Tüketicinin anlaması çok zor. Aynısı yani, biri pul biber, biri de karabiberin aynısı. Eski baharatlar nerede? Baharat tadı, karabiber tadı, her şeyin bir tadı vardı. Şimdi? Şimdiki yok. İstersen paketi boşalt, o tadı alamıyorsun. İşte sahte olduğu için alamıyorsun. Devamlı denetlemeleri lazım bunları. Tam da durum böyle. Amerika'dan bir görüntüyle devam edeceğiz. Polisler aracında uyan birini fark etti. Araca yaklaştılar, kimlik istediler. Ne var ki araçtaki adam kimlik yerine polise silah çekti. İşte sonrası. Şüpheliden kimlik istedi ama silahla burun buruna geldi. Kadın polisin imdadına yetişen meslektaşı şüpheliyi böyle vurdu. Yer Amerika'nın Ohio eyaleti. Polisler aracının içinde uyuyan birini fark etti. Ondan kimlik bilgilerini istedi. Henry Lincoln 4596. Polise sahte isim verip bir kağıt uzatan şüpheli bir anlık boşluktan faydalanıp silaha sarıldı. Silah şans eseri tutukluk yaptı. Polis şüpheliyle boğuşmaya başladı. Durumu fark eden meslektaşı ise hemen yardımına koştu. Bir el ateş eden polis şüpheliyi başından vurdu. O anlar kameralara böyle yansıdı. Olay yerinde ölen saldırganın cinayet suçundan arandığı ortaya çıktı. Hep söylüyoruz devir teknoloji devri diye. Haliyle artık 7'den 70'e herkes bir şekilde nimetlerinden faydalanıyor ama bazıları o nimetlerden faydalanabilmek için araya aracı koyuyor. Çünkü bilmiyor nasıl yapacağını. Çoğunlukla böyle. Kim onlar? Bizden önceki nesil. Yani bizim büyüklerimiz. Peki bizler biraz vakit ayırıp sanal alemde onların da kendilerine yetecek kadar okur yazar olmasını sağlayamaz mıyız? Sümeyye Yılancı onlarla konuştu bugün. Bakın ne dediler. Bilgisayar okur yazarlığı diye bir şey duydunuz mu? Bilgisayar okur yaz... Duymadım. Bilmiyorum da benim oğlum bilgisayar mühendisidir. Yani okunduğunu biliyorum, okur yazarını bilmiyorum. Şöyle bir şey aslında, bilgisayarı ya da teknolojiyi günlük hayatımızda işimize yarayacak kadar öğrenmek demek. Gençler kullanıyor, ben hiç anlamıyorum. Hastaneden randevu alacaksınız, ne yapıyorsunuz? Oğluma söylüyorum, kızıma söylüyorum. Bilgisayarla işiniz olduğunda kim yapıyor o işleri? Evde kız var, oğlan var.
Siz mi yardımcı oluyorsunuz? Evet, ben yardımcı oluyorum. Ama onları bilgi sayar okur yazarı yapamazsak ilacını bile ısmarlayamaz. Bankadan emekli parasını bile çekemez. Evet, bizler yardımcı olabiliyoruz çünkü her türlü teknolojiyi kullanabiliyoruz. Ama bizler ne kadar kullanabiliyorsak büyüklerimiz bu duruma o kadar uzaklar. İşte Binali Yıldırım da tam da bu konuya değindi. Bilgisayar okuryazarlığına biz de büyüklerimize sorduk. Bakalım bilgisayarla araları nasılmış? Mesela emekli maaşı alıyorsunuz değil mi? Evet. Maaşı çekmeye giderken? Eşim ben çekiyor. Siz mi çekiyorsunuz? Hepsini ben yapıyorum. Peki siz böyle bir şeyler yaparken çocuklardan yardım istiyor musunuz? İstediğimiz oluyor tabii. Mesela? Hangi konularda? Yani mesela akıllı telefonda yardım istedik yani. Peki hiç mi merak etmediniz? Nasıl yapıyorsun bir göster. Vallahi cebimde telefonum var, akıllı telefonum. Hanım aradığı zaman alo diyorum, kapatıyorum, o kadar. Büyükleriniz size nasıl eğitim için yardımcı olduysa, okuttuysa dönüp büyükleri de siz eğiteceksiniz. İstemez miydiniz torun bana bir bilgisayar öğretse demez misiniz? İsterim tabii. Bilgi kazanırız. Siz peki öğrettiniz mi onlara? Evet, doğru, öğrettim. Neler yaptınız mesela? Ne soruyorlardı size? İşte ilk bundan birkaç sene öncesine kadar aramayı bile yapamıyordu. İşte şimdi? Şu an kendisi her şeyi işte telefona komut veriyor, kendisi arıyor falan. Torun olarak üstünüze düşeni yapıyor musunuz? Yani yaptığımı düşünüyorum. Ben hani temel şeyleri öğrettiğimi düşünüyorum. Limoni bir konuyla devam edeceğiz. Çayımıza, çorbamıza, birçok şeye limon sıkıldığında hem sağlık hem de lezzet bir arada oluyor ama limona bu aralar bir şeyler oldu, bir haller oldu. Kaliteli limonların yerini sıktıkça dağılan ve tatsız limonlar aldı. Sulu limonlar da gitti. O bildiğimiz eski sulu limonlar da yok. Peki limonun tadı ve görüntüsü neden bozuldu? Cevabı haberimizde. Son zamanlarda aldığınız limonların yapısında ve tadında bir değişiklik var mı? Bu şekilde ezik gibi geliyor işleri. İnanamıyorsun. Evde sıkarken kosası çıkıyordu. Şimdi hepten dağılıyor. Hem lezzet hem de şifa kaynağı. Bugünlerde ise yenin yüzü ekşiyor. Ama tadından değil, tatsızlığından. Eski limonlar gibi ekşi değil. Hani ağzınızı kamaştırır, öyle değil. Hafif grip olduğum zaman normal bir iki tane limonla geçiştiriyordum. Ama şu anda bu limonlarda fayda görmüyorum. Peçetelerle dolaşıyorum. Limonun gerçekten doğru dağılmaması lazım. Mesela şuradan bir tane keselim. Sıkıyoruz. Limon dağılmıyor. Çaya, çorbaya ve her derde şifa limon. Ancak limonun yapısında ve tadında son zamanlarda bir değişiklik meydana geldi. Limon alanlar hem salataya, çorbaya sıktıklarında ellerinde dağılmasından hem de limonun tadından şikayetçi. Peki bu duruma sebep olan nedir? Bir kilo biliyor ya, ama kalmıyor. Çiçek tripsi denen bir zararlı var. Bu yumurtalarını kabuğun hemen altına bırakıyor ve bu yavrular geliştikçe limonda yumuşama ve renk bozulmasına, yani kalitenin bozulmasına neden oluyor. Elimdeki limondan birini alır mısınız? Nasıl limon şu an? Çok yumuşak ve beni rahatsız etti bu yumuşaklık. Ezik ve böyle şey sıktığın zaman elin içine giriyor, böyle kabuğun içine. Limon isteyen ülke hem bu zararlının ülkesine girmesini engellemek hem de kalitesi düşmüş olan ürünü almamak üzere geri çeviriyor. İç piyasaya sürülüyor. İç piyasada limon bollaşınca, fiyatı düşünce üretici hasat etmiyor. Hasat süresi geçince de limonun kalitesi bozulmaya başlıyor. Şu an tanesini 75 kuruşa veriyoruz. Biraz daha ufak olduğu zaman da 50 kuruşa falan denk geliyor. Şu an piyasalarda limon fazla. Tatmin etmiyor beni bu limonları aldığım zaman. O yüzden almamaya gayret ediyorum. Peki limondaki sorun çözülecek mi? Çözülecek gibi görünüyor. Tarım Bakanlığı çiftçilerle birlikte limonun yapısının ve tadının değişmesine neden olan çiçek tripsini devre dışı bırakabilmek için çalışma yapıyor. 1 kilo hamsiyi en hızlı ayıklama iddiasına sürpriz bir rakip var. En son İstanbullu balıkçılar 1 kilo hamsiyi 1 dakika 49 saniyede ayıklamıştı, hatırlayacaksınız. Bu kez Ankaralı balıkçılar rekor için kolları sıvadı. Bitir. Bitir abi, biraz hızlı ol ya. Antalya, Trabzon, İstanbul. Evet. En hızlı hamsi temizleme iddiası daha da kızıştı.
Denizi yok ama mücadelede Ankara ben de varım dedi. Ankara demek deniz demek. Her tarafı deniz, her tarafı. Hamsi temizleme yarışında rakiplerine ilk meydan okuyan Antalyalı bir balıkçıydı. Piyasada zaten benim üstüme yok. Herkes de benim gibi olmak için uğraşıyor. 1 dakika 59 saniye kendi rekorunu geçemedin. Ama ona Trabzon'dan dişli bir rakip çıktı. Trabzonlu balıkçı olarak 25 yıldır da bu işin içinde olduğum için ben de iddia ediyorum ki ben ondan hızlı ayıklarım. Evet, tam 1 dakika 50 saniyede Hakan Gürsoy 1 kilo hamsiyi ayıkladı. Rekor 1 kilo hamsiyi 1 dakika 50 saniyede temizleyen Trabzon'a geçmişti. İstanbul'da mücadelede yerini aldı. Bu rekoru sizin kırabilmeniz için 1 kilo hamsiyi 1 dakika 50 saniyeden daha kısa sürede temizlemeniz gerekiyor. Yapabiliriz efendim. O zaman hemen başlayalım mı? Evet efendim, başlayabiliriz. O zaman kronometreyi başlatıyorum. Buyur Ramazan Usta. Balıkçılar birbirine meydan okudu. Galibiyet İstanbul'da kaldı ama rekabet devam ediyor. Ankaralı balıkçılar İstanbullu balıkçılara meydan okuyor. Hamsi 15. Rekoru Ankara'nın kırabilmesi için 1 dakika 49 saniyeden daha az bir sürede yapmamız gerekiyor. Yapabileceğiz mi? Yapacağız. Meydan okuyoruz. Hazırız. İddialı mıyız? İddialıyız. Ankara olarak iddialıyız. Başladık. Sen bunu yerle bir edeceğiz. Rekor bizde olacak kesinlikle ve kesinlikle. Yap gibi. Bitti. Evet. Alalım. Nurettin Usta balıkları tam 1 dakika 45 saniyede temizledi. Yani artık rekor Ankara'da. Ne yapsınlar? Yapsınlar, Ankara'yla boş edemezler. Bir tek denizle gelip 4 denize karşı koyulur mu? Ankaralı balıkçılar iddialı. Hatta henüz yarışa adım atmayan İzmirli balıkçılara da meydan okuyorlar. Hadi meydan. Şimdi bir ara. Bültenimizin sonuna geldik. Haberi merkezinden iyi akşamlar.